Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Huawei FreeBuds ailesinin en yeni ve en iddialı kulaklık modeli FreeBuds Pro 3'ü geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Ben de bu yeni nesil TWS yani gerçek kablosuz kulaklık modelini inceleme fırsatı buldum. <laughs> Huawei FreeBuds ailesi içerisinde pek çok model yer alıyor. FreeBuds Pro serisi ise bu ailenin en güçlü kablosuz kulaklık modellerinden oluşuyor. İncelediğim FreeBuds Pro 3 modeli de ses kalitesi, uzun pil ömrü, aktif gürültü engelleme moduna getirdiği yenilikler ve kulaklıklardan kontrol gibi özellikleriyle sınıfının en dikkat çeken modellerinden biri olmuş. Şimdi dilerseniz bu yeni kablosuz kulak içi kulaklığın öne çıkan ve dikkatimi çeken özelliklerine hep birlikte göz atalım. Kulaklıklar 3 renk seçeneği ile sunuluyor. Seramik beyaz, yeşil ve buz grisi. Bu renk seçimini ilk başlarda pek önemsemezdim açıkçası. Ancak sonrasında gördüm ki kullanıcıların çoğunun net bir renk seçimi bulunuyor. Benim test ettiğim kulaklık ise buz grisi olarak geçen gümüş renkli olanıydı. Şarj kutusu aşınma ve yıpranmaya karşı %32 daha fazla dayanıklılık sağlayan tek parça nano cam içeriyor. Bu sağlamlığı yanlışlıkla ben bir metreden yere düşürdüğümde de test etme imkanım oldu. Herhangi bir sıkıntı, kırık ya da çatlama gibi bir sorun olmadı. Sert bir yüzeye düşmüştü. Ama siz yine de dikkatli kullanmaya çalışın bence. Kulaklıklar ayrıca IP54 toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Ama bu su geçirmez değil. Bunu unutmayın. Bu sayede günlük aktiviteler ya da yoğun spor yaparken de sorunsuz bir kullanım sağlanıyor. Yani herhangi bir şekilde etkilenmemesini sağlıyor bu sertifikat. Kulaklığı. Şarj kutusu hayli küçük yani avuç içine çok rahatlıkla sığabiliyor. Ee, şarj kutusu yaklaşık 45,5 gram kulaklıkların ağırlığı ise 5,8 gram. Kulaklıkların sap kısmı bir hayli küçük. Kulak içine giren kısmı ise biraz şişkin ve hafifçe dışarıda kalıyor diyebilirim. Hareket halinde kulağınızdan kolayca düşmeyecektir ancak... Ee, yani yine de arada bir kontrol etmekte fayda var. Çünkü çok fazla hareket ettiğiniz zaman bazen kulağın içinde gevşeyebiliyor. Tabii şu da önemli. Kulaklıklar 4 farklı silikon uçla birlikte geliyor. Böylece kulak yapınıza en uygun silikon ucu seçebiliyorsunuz. Üzerinde orta boy takılı oluyor. Bunu kolayca değiştirmek mümkün. Doğru kulaklık ucu ile elde edilen yüksek yalıtım ANC performansını doğru şekilde etkiliyor. O yüzden kulak yapınıza uygun olanı seçmenizde fayda var. Bence bu çok önemli. Günümüzde aktif bir yaşam tarzında çok fazla cihazla aynı anda iletişim kuruyoruz. Örneğin benim masamda yani işte iki notebook, e, tablet, en az iki cep telefonu yani pek çok farklı cihaz oluyor ve aynı anda ben bunlardan birkaçını kullanabiliyorum. Bu kulaklıkta aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliği bence çoğunlukla. E, pek çok kullanıcı açısından çok faydalı olacaktır. Yani aynı anda hem tabletiniz hem cep telefonunuza bağlayabiliyorsunuz ve gelen çağrıları cep telefonunuzdan cevapladıktan sonra da tablette bir şey izliyorsanız ona devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir kesinti yaşanmıyor böylelikle. Dediğim gibi kullanıcılar iki farklı cihaza bağlanabiliyor ve tekrar tekrar eşleştirmek ya da bağlantının kesilmesi de söz konusu olmuyor. iOS ve Android cihazlar arasında da ses ses geçişi yapılabiliyor. Orada da bir sıkıntı yok. Tabi böyle gelişmiş bir kulaklığın pil konusunda bize ne sunduğu da çok önemli. Çünkü bir sürü para veriyorsunuz bu kulaklığa. FreeBuds Pro 3 gürültü engelleme etkinken yaklaşık 4,5 saat gürültü engelleme kapalıyken de yaklaşık 6,5 saatlik bir kullanma süresi sunabiliyor. Bu süreler şarj kutusu ile 22 ve 31 saate kadar çıkabiliyor. Tabi pil söz konusu olduğunda bu süreler kullanıcıdan kullanıcıya ve dış etkenlere örneğin hava sıcaklığına bağlı olarak bile değişecektir. Ancak bu süreler özellikle şarj kutusu ile gerçekten oldukça uzun bir kullanım imkanı sunuyor size. Uzun yolculuklarda pil konusunu çok da dert etmenize gerek yok diyebilirim. Çift sürücülü yüksek çözünürlük bir ses performansı sunan FreeBus Pro 3 anlaşılır tizler ve yüksek bas performansını kendinizin de ayarlayabilmesine imkan veriyor. Huawei AI Life uygulamasında Ecolizer ayarını manuel olarak da yapabilirsiniz ya da seçili olan diğer ayarlardan birini de kullanabilirsiniz. Böylece kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi sağlayabilirsiniz. Uygulama ile gürültü engelleme modunu da kolayca seçebilir. Ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Uygulama ile kulak ucu uygunluk testi, kulaklıklarımı bul ve kulaklıkların dokunma ile kontrol hareketlerini de ayarlayabilirsiniz. O kulaklıkta gürültü engelleme özelliği bir adım öteye taşınmış denebilir. Gürültü engelleme modlarını iyileştirmek için gerçek zamanlı çalışan yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritması olan ANC 3.0 kullanılmış. Bu sayede kullanıcılar ister uçakta ister bir tren yolculuğunda olsun en uygun gürültü engelleme modu kolayca ayarlanabiliyor. Gürültü engelleme modu dinamik, sıcak, genel ve ultra olarak isimlendirilmiş. Sıcak, düşük gürültülü, genel gürültülü, ultra, aşılı gürültülü yerler için ideal. Dinamik ise etrafınızdaki seslere göre otomatik olarak ayarlanan bir mod olarak Yine bu kulaklığın uygulamasında bulunuyor ya da kulaklıktan da bu ayarlanabiliyor. Yaptığım incelemede genellikle ben dinamik modu kullandım ve farklı ortamlarda bir sorun yaşamadım. Yani sessiz bir ortamda da denedim. Biraz gürültülü bir ortamda da denedim. Dinamik mod benim için e, idealdi diyebilirim. Tabii siz istediğiniz modu seçebilirsiniz. Freebuds Pro 3 gecikme olmaksızın mükemmel denebilecek gerçeğe yakın bir işitsel deneyim sunan yüksek çözünürlüklü çift sürücülü ses sistemiyle güçlendirilmiş ve hiçbir ritmi ve müzik detayını kaçırmanıza izin vermiyor. Özellikle müzik konusunda hassas olan kullanıcıların bu kulaklığın performansını seveceğine eminim. Ayrıca pek çok endüstri standardı olan kodekleri de destekliyor bu kulaklık ve onaylı sertifikaları ile kulaklıkların zengin ayrıntılarla yüksek çözünürlüklü ses sunmasını sağlıyor. Bunları merak ediyorsanız ürün web sitesinde detaylı bir şekilde tüm bu detayları bulabilirsiniz. FreeBuds Pro 3 telefon görüşmeleri söz konusu olduğunda sesli ve görüntülü aramalar sırasında 2.5 kat daha iyi ses alma sağlayan Pure Voice 2.0 teknolojisiyle donatılmış olarak geliyor. Ve kullanıcının sesinin en gürültülü ortamlarda bile en net şekilde karşı tarafın duyması sağlanıyor böylelikle. Bu özellik kalabalık ve gürültülü ortamlarda net bir şekilde telefon görüşmeleri ya da online toplantılar yapmanıza imkan veriyor. Kulaklıklarda sevdiğim bir özellik telefona ihtiyaç kalmadan müzik dinlerken yapabileceğiniz kontroller oldu. Kulağın sap kısmından kontrol edebileceğiniz pek çok ayar bulunuyor. Sap kısmının bir kez sıkıştırarak bastığınızda müzik çalma duraklatma, çağrı cevaplama sonlandırma, iki kez sıkıştırarak e, bastığınızda parça atlama, Üç kez sıkıştırarak bastığınızda ise önceki parçayı çalma, uzun sıkıştırarak bastığınızda ise ANC farkındalık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma, parmağınızla yukarı aşağı kaydırdığınızda ise ses seviyesini azaltıp yükseltebiliyorsunuz. Tüm bu ayarları uygulama üzerinden değiştirip kişiselleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani şunu diyebilirsiniz ya ben işte iki sefer bastığımda başka bir şey olsun da tek sefer bastığımda başka bir şey olsun. Yalnız e, tüm bu ayarları müzik dinlerken herhangi bir telefona ya da herhangi bir cihaza ihtiyaç kalmadan direkt kulaklık üzerinden yapmak çok güzel. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi o basma hareketini yaptığınız zaman kulaklık kulaklığı biraz kulağınızdan ayırmış gibi oluyorsunuz. Yani sonuçta parmağınızın arkasına da girmesi gerekiyor. O hareketi yaptıktan sonra şöyle parmağınızla kulağı şöyle çok hafifçe içeri ittirmeniz bazen gerekebiliyor. Sonuç olarak FreeBuds Pro 3 kulağa iyi oturan ergonomik yapısı, uzun pil ömrü, kişiselleştirilebilen ses ayarları, akıllı gürültü engelleme özelliği, çift cihaz bağlantı imkanı Android ve iOS uyumluluğu ile yüksek ses kalitesi sunan yeni nesil bir kablosuz kulaklık olmuş. Son olarak bu yeni kulaklığın fiyatını da söyleyip videomuzu öyle bitirelim. Huawei FreeBuds Pro 3 5000 TL'lik yaklaşık 5000 TL'lik fiyatıyla Huawei online mağaza üzerinden geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Peki siz bir kulaklık alırken baktığınız özellikler neler? Yani nelere dikkat ediyorsunuz? Fiyatı mı sizin için önemli? Diğer özellikleri mi? Örneğin ağırlığı sizin için önemli mi? E, bunların hepsi gerçekten bir kulaklık alırken önemli şeyler ve kişiden kişiye de değişecektir. Sizin için neler önemli? Lütfen tüm bu görüşlerinizi ve bu kulaklıkla ilgili sormak istediklerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.